İyi günler arkadaşlar. Bugün şimdi sizinle laboratuvarda kullanılan araç gereçlerden bahsedeceğim. Laboratuvarımızı tanıyacağız biraz. Yani biyokimyacılar laboratuvar kullanır biliyorsunuz. Siz de bizim öğrencimiz olarak biyokimya cihazlarını laboratuvarında neler var neler yok. Bunlardan sizi haberdar etmeyi düşünüyoruz. Onun için bu dersi hazırladık arkadaşlar. Laboratuvarda kullandığımız aletleri arkadaşlar, küçük gereçleri önce bahsedeceğim. Küçük gereçlerden. Bunlardan bir grubu kalitatif cam eşyalar. Kalitatif cam eşyalar diye sınıflandırdım. Bu başlık altında topladım bir grubunu. Bunlar şöyle kalitatif biliyorsunuz hani niceliksel, niteliksel manada. Bu niteliksel olarak yani kalitatif olarak laboratuvarda bir şeyleri araştırmak istediğimizde kullandığımız cihazlar bunlar arkadaşlar. Kalitatif olarak yani niceliksel olarak değil de kalitatif olarak incelediğimizde. Bunlardan bir tanesi Behr arkadaşlar. Behr. Bakın burada şekli var. İmlecimle gösteriyorum size. Değişik boyutlarda işte Behr'lerimiz var. Bu Behr'ler içine mesela sıvı koyabiliriz arkadaşlar bunun. Bakarsın mesela hastanın idrarını koyup rengi nasıl diye, idrarda kan var mı yok mu diye içine koyup bakabilirsiniz. Renk değişikliği olmuş mu diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani kalitatif değerlendirmelerde kullandığımız bir laboratuvar gereci. Bunun adı Behr arkadaşlar, Behr. İşte bunu mesela ısıtma cihazının üzerine koyup arkadaşlar laboratuvarda Behr'i üzerine koyarız ve Behr'in içinde tüpün içine reaktifler koyduğumuz tüpü ısıtaraktan reaksiyonun gerçekleştirmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde düzeneklerde kullandığımız bir laboratuvar gerecimiz Behr arkadaşlar. Kalitatif bir cam aracı gereci arkadaşlar laboratuvarda kullandığımız Behr. Diğer bir kalitatif deneylerde kullandığımız gerecimiz arkadaşlar Erlenmeyer. Erlenmeyer. Bakın şurada şeklimiz var arkadaşlar. İmleçle gösteriyorum. Bu Erlenmeyer ağzı küçük arkadaşlar Behr'e göre ve koni tarzında tabanı düz. İsmi de bu bilim adamından geliyor. Alman kimyacı Karl Emil Erlenmeyer icat etmiş bu cihazı arkadaşlar. Bu kabı. Ondan geliyor ismi de. Bunu biz daha çok titrasyon deneylerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Titrasyon, titrasyon deneylerinde kullandığımız bir laboratuvar gereci arkadaşlar bu. Biset. Biset ise arkadaşlar camdan ya da plastikten oluyor. İçine bunun bir saf su koyabiliriz ya da işte aseton koyabiliriz, alkol koyabiliriz. Bu laboratuvarda işte bir şeyi dilute etmek istediğimiz zaman, saf su ilave etmek istediğimiz zaman bisetin içinden ilave ederiz. Ya da işte bir örneği yıkamak istediğimizde bu bisetin içindeki saf suyla yıkarız. Saf su sıkaraktan yıkarız örneğimizi. İşte hani antikorları uzaklaştırmak istiyoruz mesela bir deneyin orta aşamasında. Bu bisetten sıktığımız saf suyla bu uzaklaştırma işini yapabiliriz arkadaşlar. Diğer bir kalitatif deney aracımız, gerecimiz ise arkadaşlar deney tüpleri. Deney tüpleri silindir biçiminde bakın şurada şekillerimiz var, deney tüpleri. Değişik tabii bunların hacimde olanları var arkadaşlar. Deney tüpleri tabii laboratuvarda bizim aslında elimiz, kolumuz, her şeyimiz. Bütün araştırmaları, deneyleri bunlarda yapıyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir idrarda kan var mı? Ya da idrarda başka bir şey araştırıyoruz mesela. Bu tüpün içine idrarı koyuyoruz. Üstüne reaktifleri koyuyoruz. Yani idrardaki aradığımız şeyle mesela proteinle renk reaksiyonu veren ya da glikozla renk reaksiyonu veren reaktifleri veriyoruz. Ve o reaktifleri sonucunda işte ısıtma işlemi varsa ısıtıyoruz. Diğer reaktifleri ekliyoruz ve renk değişimini gözlüyoruz ya da spektrofotometrede ölçüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla laboratuvarda her türlü deneyi yaptığımız ve deney sonucunu direkt gözümüzle gördüğümüz kalitatif olarak değerlendirdiğimiz gereçler bunlar da laboratuvar deney tüpleri arkadaşlar. Bir başka laboratuvar gerecimiz yine kalitatif olarak kullandığımız arkadaşlar santrifüj tüpleri. Santrifüj tüpleri de
Yine bazı deneylerde mesela diyelim ki protein izolasyonu yapıyoruz, enzim izolasyonu yapıyoruz. Böyle bir çalışmamız var arkadaşlar. Özütü hazırladık. Yani bir dokudan özüt hazırladık. Onun içinden bir proteini şey yapacağız, ayıracağız, ekstrakte edeceğiz. Burada işte santrifüj kullanıyoruz. Belirli santrifüjlerde komponentlerine ayrılıyor doku arkadaşlar. Ya da hücreler komponentlerine ayrılıyor. Mesela yüksek santrifüjleri çıkarttığımız zaman hücrenin işte lizozomları birikiyor, proteinleri birikiyor, zarı birikiyor. Yani böyle değişik santrifüj devirlerinde değişik hücre organellerini elde edebiliyoruz arkadaşlar. Biz en çok tabii laboratuvarda, biyokimya laboratuvarında şeyde kullanıyoruz. Serum elde etmede, plazma elde etmede kullanıyoruz arkadaşlar. Yani tam kanı aldık. Antikoagülan eklemeden bunu santrifüj ettiğimiz zaman serum elde ediyoruz. Antikoagülan ekleyerek santrifüj edersek de plazmayı elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci başlığımız arkadaşlar laboratuvarda kullandığımız kalitatif değil bu sefer volümetrik cam eşyalar. Volümetrik, volüm hacim demek arkadaşlar. Metrik de ölçmek demek. Yani hacim ölçen cihazlar var laboratuvarda. Bunlara bakalım şimdi ne bunlar arkadaşlar. Mesela pipetler arkadaşlar, pipetler. Bu pipetler işte dereceli pipetler, büllük pipetler, kapiller pipetler, pastör pipetler ve otomatik pipetler şeklinde olabiliyor. Bunları şimdi tek tek anlatacağım size arkadaşlar. Pipetlerimiz yani volümetrik hacim ölçen cihazlarımız arkadaşlar. Kalitatif değil. Mesela dereceli pipetlerle arkadaşlar biz dereceli pipet bakın soldaki şekilde imleçle gösteriyorum. Şuna biz puar diyoruz arkadaşlar. En son bu dersin en son slaytında bunu anlatacağım. Puarla vakum oluşturarak dereceli pipet de şu arkadaşlar. Dereceli pipetle istediğimiz miktarda mesela diyelim ki 1 mililitre idrar alacağız. Alırız arkadaşlar bu dereceli pipetimizle. Ya da 2 mililitre işte feyin reaktif alacağız. Alırız bunu arkadaşlar. Yani bu vakum oluşturaraktan 2 mililitreye kadar çekerekten alırız. Bu işte dereceli pipetler. Bir de büllük pipetlerimiz var arkadaşlar. Bakın burada iki tane büllük pipet var. Bunları biz eskiden çok kullanıyorduk arkadaşlar laboratuvarda. Yani eskiden dediğim benim ta tıp öğrenciliğimde falan kullanılıyordu. Bunlarla mesela lökosit ölçebilirsiniz, eritrosit ölçebilirsiniz büyük petler. Yani reaktifi koyuyorduk şeye. Mesela hemoloji yapacak bir reaktif koyuyoruz lökosit ölçeceğimiz zaman. Ve üzerine lökosit çekiyorduk. Sonra da tom alanına bir miktar bırakarak da tom alanında sayıyorduk arkadaşlar o şekilde. Yani bu büyük petleri daha çok biz eritrosit ya da lökosit saymakta. Şimdi tabii biz bu eritrosit lökosit sayma işini tam kan cihazlarımız var. Tam kan cihazlarımızda işte empedans yöntemiyle ya da lazer scatter yöntemiyle sayıyoruz arkadaşlar. Artık onlar gündeliğe girdi. Bu cihazları hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Ama belki bir tarihsel bir önemi de var bu büllük petler. Ama diyelim ki çok zor durumda kaldın, cihaz çalışmıyor falan. Bununla da ölçebilirsiniz arkadaşlar. Kapiller pipetler. Bakın burada bir bebeğin topuğundan kan alınıyor arkadaşlar kapiller pipetle. İşte bebek mesela yeni doğan olsun. Bu yeni doğandan bir rubin bakabilirsiniz bu kapiller pipetle aldığınız kanla. Ya da işte fenilketonürü bakabilirsiniz arkadaşlar. Metabolik hastalık var mı bu bebekte diye bakabilirsiniz. Bu kapiller pipetle aldığınız kandan. Yine bu kapiller pipetle arkadaşlar kromatografi cihazına, elektroforoz cihazlarına numune verebiliyoruz arkadaşlar. Ortadaki resimde gördüğünüz şey arkadaş bakın idrar çekmiş arkadaşlar. Bu da biz pastör pipeti. Pastör pipetiyle de işte mesela idrarda gebelik testi yapacaksınız. Onun şeyi vardır arkadaşlar. Kasetleri var. O kasetin üstüne 3 damla işte idrar damlatacaksınız. Bu pastör pipetiyle damlatabilirsiniz. Ya da kan grubu tayin edeceksiniz mesela arkadaşlar. Kan alıp bununla damlatabilirsiniz arkadaşlar pastör pipetleri. Bunlar tek kullanımlık olanları var. İşte yıkanıp tekrar kullananları var. Biz genelde tek kullanımlıklarını kullanıyoruz arkadaşlar bu pastör pipetlerini. Şu da arkadaşlar otomatik pipet. Bakın bu otomatik pipet aynı anda 2, 4, 6, 7, 8 tane örneği çekiyor ve 8 tüpe birden boşaltabiliyor arkadaşlar. Yani mesela biz araştırma yaparken diyelim ki 80 tane hasta aldık. Bu hastaların işte kanlarında bir şey bakıyoruz mesela diyelim ki prolidaz enzimi bakıyoruz arkadaşlar. Bu enzimin
ölçmek istiyoruz. Bu enzimi ölçerken kullandığımız şeyler var. Antikorlar var, reaktifler var. Bunları birinci hasta, ikinci hasta diye böyle ependorflara koymuşuz, koyuyoruz arkadaşlar. Bu şeyle, çoklu pipetle de bir anda 8 hastaya birden reaktif koyaraktan bir anda bir çabukça şey yapabiliyoruz. Reaksiyonlarımızı tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Otomatik pipetin tabii hepsi böyle 8 uçlu değil, genelde tek uçludur bu otomatik pipetler. Arkasında yeri var. Ne kadar volüm almak istiyorsanız o kadar volüm ayarlarsınız. İşte mikrogramlarla volüm ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani işte 50 mikrogram, 100 mikrogram, istediğiniz mikrogramı ayarlarsınız. Ona göre çeker. Hassas deneylerde bu otomatik pipetleri kullanıyoruz. Laboratuvarda araştırma yaparken arkadaşlar. Şu büyüret de şu arkadaşlar, büyüret. Silindir şekilde. İşte ortasından böyle bir metal çubukla tutturuyoruz biz büyüreti. Ve şurada bir musluğu var. Bu musluktan da aşağıdaki Erlenmeyer kabımızı arkadaşlar damla damla damlatıyoruz. Bununla biz arkadaşlar titrasyon deneyleri yapıyoruz. Bu düzenek bir titrasyon düzeneği arkadaşlar. Titrasyon şudur. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir asitin konsantrasyonunu biliyorsunuz ama diğer asitin konsantrasyonunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bir asitin konsantrasyonunu biliyorsunuz, yani derişimini, diğerinin bilmiyorsunuz. Derişimini bildiğiniz asitle derişimini bilmediğiniz asiti karıştıraraktan arkadaşlar, ya da bazı karıştıraraktan, titrasyon yaparaktan renk değişiminden, çünkü o bizim belirli pH'larda rengi gösteren indikatörlerimiz var arkadaşlar. Bu indikatörler yardımıyla pH metre ile pH'ini ölçerekten arkadaşlar titrasyon yaparız ve dolayısıyla belirli bir hacimde rengi değişir şeyin arkadaşlar, aşağıdaki damlattığımız şeyin, şuradaki asit ya da bazın, onun biz diyelim ki şeyini bilmiyoruz, konsantrasyonunu bilmiyoruz ama birincinin konsantrasyonunu biliyoruz. Şöyle arkadaşlar, volüm çarpı konsantrasyon eşittir volüm çarpı konsantrasyon denklemimizden birincinin volümünü biliyoruz, konsantrasyonunu biliyoruz. İkincinin volümünü biliyoruz arkadaşlar, konsantrasyonunu bilmiyoruz. Bu denklemle, bu titrasyon deneyiyle arkadaşlar biz dediğim gibi konsantrasyonu bilmediğimiz asitle ya da bazıların titrasyonlarını, konsantrasyonlarını tespit ederiz arkadaşlar, asit baz konsantrasyonu. Üçüncü bir volümetrik cihazımız arkadaşlar mezür. Şu bakın, imleçle gösteriyorum. Bunların değişik boyutlarda olan, hacimde olanları var. Buna işte idrar koyarsınız. Diyelim ki bir hastamız var. 24 saatlik idrarda işte kan şekerine bakacağız. 24 saatlik idrarda proteinine bakacağız arkadaşlar. 24 saatlik idrarda kreatin değerine bakacağız arkadaşlar. Bu hastaya o zaman ne yaparız? İdrarını sen topla deriz. O idrarını toplar arkadaşlar bir kapta. Ondan sonra onun idrarın hacmini ölçmemiz gerekir. O idrarın hacmini biz işte bu şeyle, mezürle ölçeriz. Çünkü hastanın 24 saatlik idrarda kreatinini hesaplarken arkadaşlar bu idrar volümünü girmek durumundayız. İdrar volümünü gireceğiz. O formülle çıkacak şey. Dolayısıyla idrar volümünü bu mezürle ölçüyoruz laboratuvarda arkadaşlar. Diğer bir volümetrik cihazımız ise laboratuvarda kullandığımız arkadaşlar, hacim ölçme cihazımız, balon joje arkadaşlar. Balon joje şu malzeme. Bunda ise arkadaşlar biz genelde laboratuvarda reaktiflerimizi hazırlıyoruz. Mesela işte diyelim ki idrarda protein ölçeceğiz, idrarda glikoz ölçeceğiz. Ona reaktifler hazırlamak durumundayız arkadaşlar. Bakır sülfat hazırlayacaksın, işte değişik reaktifler hazırlayacaksın. O reaktifleri bu balon jojelerde hazırlıyoruz. Yani şu kadar miligram o cihazdan mesela bakır sülfat katıyoruz. Üzerine şu kadar su koyuyoruz. Tam çizgiye. Şu çizgiye kadar koyduğumuz zaman tam tamına 250 mililitre koymuş oluyoruz. Yani 250 mililitrede şu kadar gram şey var. Dolayısıyla konsantrasyonunu tam ölçülü yapabileceğimiz, reaktif hazırlamada kullandığımız cam volümetrik eşyalarımız bunlar arkadaşlar, balon joje. Laboratuvarda diğer kullandığımız cihazları anlatacağım şimdi arkadaşlar bu başlıkla size. Önce
Kalitatif cihazlarımızı anlattım. Kalitatif olarak kullandığımız işte Behr'di, hatırlayalım arkadaşlar. Erlenmeyer'di. Kalitatif cihazlarımız vardı. Bir de kantitatif cihazlarımız vardı. İşte mezürdür, pipettir. Yani bunlar da kantitatif yani volümetrik cihazlarımızdı. Şimdi laboratuvarda diğer cihazlar başlığı altında cihazlarımızı gözden geçireceğiz arkadaşlar. Bizim laboratuvarda arkadaşlar soğutucularımız var. Derin soğutucularımız var. Şöyle ki, şimdi diyelim ki biz bir hasta örneğini aldık arkadaşlar. Hasta örneğini hemen amacımız o gün çalışıp hastaya sonuç vermek. Ama diyelim ki cihaz bozuldu arkadaşlar. O zaman ne yaparız? Bu hastanın örneğini saklamamız lazım. Saklamak için eğer bir gün falan saklayacaksan artı 4 derece, 4-8 derece yeterli. Yani normal buzdolabı, evlerde kullandığımız buzdolabı. Ama diyelim ki bir ay sonra hani cihazın yapılması uzun sürecek. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Eksi 20 derecede saklarız. Daha da uzun sürecek, bir yıl saklamamız gerekiyor mesela. O zaman eksi 70 derecede saklarız arkadaşlar. Bu şeyi söyleyin onu. Hastanın örneğini. Şimdi arkadaşlar bir diğer başka cihazımız ise hassas teraziler. Bu hassas terazileri de biz reaktif hazırlamakta kullanıyoruz arkadaşlar. Reaktif hazırlayacağız. Yani işte protein tayin ederken glikoz tayin ederken yani kanda ya da idrarda bir şeyler tahlil ediyoruz. Buna reaktifler hazırlamamız lazım. O zaman işte miligram şeyleri tartmamız gerekiyor reaktifleri. O zaman bu hassas terazileri kullanıyoruz. Bu hassas terazileri üzerine bir kağıt bırakıyoruz arkadaşlar. Önce kağıdın ağırlığını ölçüyoruz. Sonra onun darasını aldıktan sonra tekrar sıfırlıyoruz arkadaşlar. Cihazı üzerine reaktiflerimizden ekleyerekten işte bakır sülfat ekliyoruz mesela arkadaşlar. Onu işte şeyle karıştırıyoruz, suyla karıştırıyoruz. Diyelim ki glikoz tayini yapacağız. Bu hassas terazi rüzgardan bile etkileniyor odadaki. Onun için şuraları camla kaplı arkadaşlar. Tartarken buna dikkat ediyoruz. Işık mikroskobu, laboratuvarda kullandığımız bir başka şeyimiz, ışık mikroskobu. Bu ışık mikroskobu, ışık mikroskobu ile biz laboratuvarda arkadaşlar periferik yayma değerlendirebiliyoruz. Periferik yayma. Yani mesela diyelim ki hastanın anemisi var. Periferik yayma yaparaktan işte orak hücreli anemisi mi olduğunu hemen görebilirsiniz arkadaşlar. Lösemi ise hemen görebilirsiniz. Periferik yaymayla değerlendirerekten işte formül yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne kadar lenfositi var, ne kadar polimorfu var. Formül yapabilirsiniz. İşte orak hücreyi görebilirsiniz. Sferozit görebilirsiniz. Yani bu bize idrarda ya da sayarsınız idrarda kaç tane şeyi var. Hemat ünitesi var mı hastanın? Yani idrarında bir eritrosit var mı onu sayarsınız. Lökosit var mı onu sayarsınız arkadaşlar. Bu gibi işlerde kullanıyoruz biz şeyi de ışık mikroskobunu da arkadaşlar. Diğer bir kullandığımız cihaz laboratuvarda arkadaşlar santrifüj. Bu santrifüjü şeyleri anlatırken, santrifüj tüpünü anlatırken de söylemiştim. Biz daha çok şeyde kullanıyoruz arkadaşlar. Plazma ve serum elde etmekte kullanıyoruz. Yani işte hastaya biyokimyasal analiz yapacaksak hastanın kanını alıyoruz. Pıhtı aktivatörü var tüpün içinde. Biraz pıhtılaşmasını bekletiyoruz yarım saat kadar. Ondan sonra santrifüj ediyoruz ve serum elde ediyoruz. O serum adına biyokimyasal analizler yapıyoruz. Ya da diyelim ki hastaya antikoagülanlı bir tüpün içine koyuyoruz hastanın kanını. Yani kan pıhtılaşmıyor. Onu santrifüj ediyoruz. O zaman da plazma elde ediyoruz. Yani pıhtılaşma faktörleri de içeriyor bu elde ettiğimiz plazma arkadaşlar. İşte Vortex diye bir cihazımız var arkadaşlar. Şu ortadaki cihaz. Bu da şu sağdaki resimde görüldüğü gibi maddeleri karıştırmakta kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela diyor ki işte kanda bir şey ölçeceksin. Şu reaktifi kat ondan sonra vortex'e diyor. Vortex'in üzerine getiriyorsun. Vortex sallıyor. Dolayısıyla bu sallama sırasında reaksiyonun gerçekleşmesini, hücrelerin parçalanmasını falan sağlayaraktan arkadaşlar deneyimizin başarılı olmasını sağlıyor bu vortex. Titreterekten çalkalama işi yapıyor arkadaşlar. Elektrikli ısıtıcı da biz işte yine analizlerimizde arkadaşlar deneylerimizde mesela ısıtmalar oluyor. Reaktifleri ekledikten sonra 5 dakika işte
şu kadar santigrat derecede ısıtacaksın diyor. Isıttıktan sonra renk değişimi oluyor. Bu gibi şeyleri yapabilmek için de bu ısıtıcıları kullanıyoruz arkadaşlar. Spektrofotometre harika bir şey arkadaşlar. Şöyle ki hani meşhur bir laf vardır. Bu kaldıracı bulan Arşimet miyi? Onun sözü hatırlıyorum ben şimdi. Hani bana bir öyle bir destek verin ki ben dünyayı yerinden oynatayım diyor. Yani burada kaldıracın önemini vurgulamak istiyor. Onun gibi bu spektrofotometreyi de arkadaşlar laboratuvarda her şeyi ölçebilirsiniz. İyi bir spektrofotometreniz varsa yani ELISA metoduyla ya da işte ELISA metoduyla öncelikle ya da işte bu renk değişimi kolorimetrik metotla arkadaşlar birçok analizi yapabilirsiniz. Yani laboratuvarda her şeyi ölçebilirsiniz. Yani bu rutine girmiş testleri değil, bilimsel araştırma testlerini de ölçebilirsiniz burada. Buradaki amaç da şu arkadaşlar, ölçeceğiniz numuneyi koyuyorsunuz tüpün içine, şu sarı yer tüp arkadaşlar, tüpün içi numune. Bu numunenin üzerine arkadaşlar spektrofotometreyle numunenin en çok absorbleyeceği dalga boyunda ışık gönderiyorsunuz arkadaşlar. Numuneniz ne kadar çoksa tüpün içinde o kadar çok gönderdiğiniz ışığı absorbliyor. Yani azaltıyor ışığı. Bakın şu giren ışık arkadaşlar, I0 giren ışık, şurada I'da çıkan ışık. Işık ne kadar azalmış? Işık ne kadar azalırsa aradığınız maddede bu tüpün içinde o kadar var demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde spektrofotometreyle biz şeyi ölçebiliyoruz arkadaşlar. Her türlü ölçümü yapabiliriz laboratuvarda spektrofotometreyle. Tabii spektrofotometreyi bu ELISA ile falan desteklememiz gerekiyor. Yani antikor deneyleri de sokmamız gerekiyor işin içine. pH metremiz bu arkadaşlar. pH metreyle işte yaptığımız deneylerde diyor ki çözelti şu kadar pH'da çözelti hazırlayın diyor. O zaman biz çözeltinin pH'ini ölçüyoruz. Buna göre hazırlıyoruz arkadaşlar. Ya da asit baz deneyi, titrasyon deneyinde mesela volümün aşağıda titre yaptığımız asidin ya da bazın pH'ini ölçmemiz gerekiyor. Bu pH metreyle onu ölçebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu asit baz titrasyon deneylerinde kullanılabiliriz pH metreyi. Her türlü deneyde reaktif hazırlamakta kullanabiliriz arkadaşlar pH metreyi biz laboratuvarda. Saf su cihazı her laboratuvara lazım arkadaşlar. Çünkü biz saf suyla çalışıyoruz deneylerimizi. reaktiflerimizi hazırlarken saf suyla reaktifleri karıştıraraktan şey yapıyoruz arkadaşlar, reaktifleri hazırlıyoruz. Reaktifler dediğim arkadaşlar şey, yani diyelim ki bir kanda şeker var, bu şeker ortaya çıkacak reaktif. Ya da kanda protein var, işte onu ortaya çıkaracak kimyasallar, yani reaktiflerden kastım bu. Onların işte reaktifleri hazırlarken hep saf su kullanıyoruz. Onun için saf su bir laboratuvarda mutlaka lazım, saf su cihazı. Saf su banyosu var arkadaşlar. Su banyosu var pardon. İşte bazı deney prosedürlerinde arkadaşlar diyor ki işte suyun içinde 20 dakika şu kadar 40 derece sıcaklıkta 20 dakika tutun diyor mesela. Öyle reaksiyon sona eriyor, gerçekleşiyor. Bunu da su banyosunda onda kullanıyoruz. Yani hazırladığımız tüpü şu su banyosunun içine koyuyoruz arkadaşlar. Taşıyıcısıyla birlikte 20 dakika tutuyoruz. En sonunda deneyi okuyoruz. Bir de etüv var arkadaşlar. Bakın etüv şu. Bu etüv de şu. Belirli sıcaklıkta tutabiliyor şeyi. O etüvün içi belirli sıcak, istediğimiz sıcaklığa ayarlanıyor. Mesela diyelim ki hücre kültürü yapacağız. Bakteri kültürü yapacağız arkadaşlar. Bu aldığımız kültürleri yaparken bu etüvün sıcaklığını o ürettiğimiz hücrenin en optimum üreyeceği dereceye getirip içine bırakıyoruz. İşte bir gün bekletip ertesi gün değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bakteri üreyisi ise işte bu hastanın bu örneğinde bakteri vardır, şu bakteri vardır diye değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şu spatül arkadaşlar, bu spatülle biz reaktifleri alıp mesela bakır sülfatı alıp tüpün içine bırakıyoruz. Üstüne de saf su koyaraktan reaktif hazırlıyoruz. Yani kürek gibi işlem görüyor bu spatül arkadaşlar. Şu bagetle karıştırmakta işe yarıyor arkadaşlar. Yani reaktifi koyduk mesela tüpün içine spatülle, bagetle de karıştırıyoruz. Bunzenbeki ile de arkadaşlar belirli sıcaklığa kadar getireceğiz ya, mesela tüpü ısıtıyoruz. Diyelim ki tüpün içinde
glikoz tayin ediyoruz. Tüpü belirli reaktifler ekledikten sonra ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra renk kırmızı kremit rengine dönüşüyor. Ha, bunun içinde işte şeker varmış diyoruz biz arkadaşlar. İşte bu gibi ısıtma işlerinde de bu bunzenbekini kullanıyoruz arkadaşlar. Bunzenbeki. Bu da son slaytımız arkadaşlar. Bu lastik puar. Şu dereceli pipetlerde vakum oluşturmak için kullanıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz kadar volümü seçebiliyoruz. Şurada iki tane yeri var. Bunun arkadaşlar bir tanesini sıktığınız zaman akıtıyor. Diğeriyle de yukarı absorbe ediyor arkadaşlar. Şeyi emiyor volümü, sıvıyı. Bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar. Ben size bir de bu laboratuvarla ilgili olarak şeyi anlatacağım. Laboratuvar güvenliğini anlatacağım. Bunlar Sema Hoca'nın dersleriydi. Sema Hoca'mız ayrıldığı için şimdi ben hazırladım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.